Herkese merhaba. Bu videoda Mustafa Kemal'in hayatından bir anıyı, bir kesiti sizinle paylaşmak istiyorum. Bu doğrultuda hazırladığımız daha önceki videoları bu videonun altında link olarak bulabilirsiniz. Yine bu tarz hazırladığımız videolarla ilgili de yine bir oynatma listesi hazırlamıştık. Atatürk'ten Hatıralar adında. Yine kanalımızda bu listeyi de bulabilirsiniz. Bugün anlatacağım olayla ilgili ise yine bu videoyu oluşturmada, bu anlatıyı oluşturmada kullanmış olduğum kaynakları da videonun altına açıklamalar kısmına ekliyorum. Buradan siz de yararlandığım kaynakları bulabilirsiniz. Son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahdettin henüz hükümdar olmadan önce veliaht olduğu dönemde 15 Aralık 1917'de Almanya gezisine çıkmıştı. Bu geziye Mustafa Kemal de veliaht Vahdettin'in fahri yaveri olarak katılmıştı. O sırada 36 yaşında olan Mustafa Kemal yaklaşık bir yıl önce generalliğe terfi etmişti. Almanya seyahati sonrasında tekrar İstanbul'a dönüldü. Bu sırada Mustafa Kemal'in böbrek rahatsızlığı baş gösterdi. Doktorlar tedavi için Avusturya'yı ve Karlsbad'daki kaplıcaları önerdiler. O günlerde Mustafa Kemal kaldığı Pera Palas'tan ayrıldı. Halep'teki görevi sırasında tanıştığı, yakın dostluk kurduğu Fansa ailesinin Beyoğlu'ndaki evlerinde geçici olarak kalmaya başladı. Bu evin 4. katı özel olarak kendisine ayrılmıştı. İşte tam da o günlerde Beyoğlu'ndaki Fansa ailesinin evinin kapısı çaldı. Kapıyı ev sahibi Selma Hanım açtı. Kapıdaki genç hanımefendi kendini Veliaht Vahdettin'in kız kardeşinin kızı Prenses Münibe olarak tanıttı ve Mustafa Kemal'i görmek istediğini ifade etti. Ancak Mustafa Kemal evde yoktu. Bunun üzerine prenses Mustafa Kemal'e iletilmesi için ev sahibine şunları ifade etti. Beni buraya gizli olarak Zat-ı Şahane gönderdi. Kızları Sabiha Sultan'ı yaveri olan Mustafa Kemal Paşa'ya vermek arzusundalar. Kendisine bu meseleyi söyleyiniz. Ben bir iki gün sonra sizden haber alırım dedi ve ayrıldı. Akşam Mustafa Kemal eve geldiğinde Selma Hanım, Paşa Hazretleri, bugün saraydan Prenses Münibe Hanımefendi geldi. Zat-ı Şahane kızları Sabiha Sultan'ı size vermek istiyor. Bu husustaki fikrinizi soruyor dedi. Mustafa Kemal biraz düşündükten sonra o halde Sabiha Sultan buyursun gelsin görüşelim der. Birkaç gün sonra Prenses Münibe Hanım Fansa ailesinin Beyoğlu'ndaki evine tekrar gelir ve ev sahibi Selma Hanım'la görüşür. Selma Hanım Paşa Hazretleri Sabiha Sultan'ı burada görmek istiyorlar der. Böyle bir isteğe inanamayan Prenses Münibe Hanım şöyle cevap verir. Bir sultan saraydan çıkar da bir eve nasıl gelir? Ardından prenses evden ayrılmaya hazırlanır. Tam bu sırada Mustafa Kemal gelir. Prenses Münibe Vahdettin'in arzusunu bir kez de doğrudan Mustafa Kemal'e iletir. Mustafa Kemal lütfen buraya teşrif etsinler der. Münibe Hanım ise tebessüm eder ve bir padişah kızı ayağınıza gelemez diyerek evden ayrılır. Bu olaydan birkaç gün sonra Mustafa Kemal Fansaların evinden ayrılır ve kendisine Şişli'de cadde üzerinde bir ev tutar. Kiralanan yeni evin ilk ziyaretçilerinden biri Vahdettin'in müsahibi İbrahim Bey olur. İbrahim Bey'e kapıyı Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas açar. Mustafa Kemal evde yoktur. İbrahim Bey, Veliaht Vahdettin'in iki kızından biri olan Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal Paşa ile evlendirmek istediğini Cevat Abbas'a açıklar. Bu evliliğin gerçekleşmesini sadece Veliaht Vahdettin değil, Mustafa Kemal'in yakın çevresi de istemektedir. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım meseleyi öğrendiğinde çok heyecanlanmış ve sevinmişti. Mustafa Kemal'in silah arkadaşları Fethi ve Rauf Beyler böyle bir evliliği büyük bir şans olarak ifade ettiler. Saraya damat olan Enver Paşa'nın yükselişini Mustafa Kemal'e örnek gösterdiler. Sadrazam Talat Paşa dahi bu evlilik için açık desteğini iletmişti. Mustafa Kemal ise kararsızdı. Ancak yakın çevresinin bu evlilik konusundaki isteklerini anlayabiliyordu. 35. Osmanlı Padişahı olan Mehmet Reşat yaşlı ve uzun süredir hastaydı. Dolayısıyla yakın gelecekte Veliaht Vahdettin padişah olacaktı. Mustafa Kemal de
padişahın damadı olacaktı. Bu durum nedeniyle yakın çevresi bu evliliğe sıcak bakıyordu. Mustafa Kemal kararsızlık yaşadığı o günlerde yakın dostu Doktor Rasim Ferit Bey ile birlikte gece yürüyüşüne çıktı. Mustafa Kemal arkadaşının koluna girmiş, birlikte yürüyerek Maçka Kışlası karşısındaki parka gelip oturmuşlardı. Mustafa Kemal haftalardır zihnini meşgul eden Veliaht Vahdettin'den gelen öneriyi arkadaşına açıkladı ve onun fikrini sordu. Doktor Rasim Bey net bir cevap verdi. Bu iş olmaz, olmamalı. Mustafa Kemal bu net tavır karşısında şaşırarak neden diye sordu. Doktor Rasim Bey bu evliliğin neden olmaması gerektiğini 3 gerekçeyle açıkladı. 1. Sen 2 ay içinde herhangi bir kadından bıkarsın. 2. Bir sultanla evlilik hayatı ağırdır. Pek çok merasim vardır. Yanına gidebilmek için bile izin istemelisin veya onun davetini beklemelisin. Sen ise bunları yapamazsın. 3. Eğer bir sultanla evlenirsen ayıpladığın Enver Paşa'ya benzersin. Bu sözlerin ardından Mustafa Kemal gözlerini Doktor Rasim Ferit Bey'e dikti, düşündü ve şunları söyledi. Doktor, tek gerçek dostum senmişsin. Herkes bu işi yapmam için ayak duruyor. Bu konuşmanın ardından mesele Mustafa Kemal için kapanmıştı. Bu karar hem onun hayatında hem de bir ulusun kaderinde belki de kader anlarından biriydi.